Ho, bismillahirrahmanirrahim. Ve bihi nesta'in. Allah Teala'ya suyanamız bismillah deyimiz bana hazır ettik bismillah de. Ve Allah Teala'dan panah dileyimiz ve her bir işimizi Allah'ın ismi bilen başlayımız yaşlılardan mette. Ayşe radıyallahu anha hakkında biz cemaatman keliştik bazı bana şu tarihteki şahsiyetlerde, insanlarda eğitip duramız cemaatimizde inşallah. Ayşe anamız es-Siddiqatu binti Siddiq. Siddiq doğru sözünün kızı doğru söz ayal. Ayşe radıyallahu anha Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de en süyüklük ayalları. Ayşe radıyallahu anha muhaddis ayallarının içi de birinci nevbette duradırken şu sizmemmin hemmemizden göre köp hadis yapılırken ayal kişi. Seb'un hadis, şiirde ayet edilir ki seb'un mine sahbi fevkal elfi kad zekeru. Yetide sahabalarının yetidesi minden ziyade hadis rivayet kıldı yaptı. Yetide sahaba mukessirin deyildi. Köp hadis rivayet kıldı. Ebu Hurayra mesela mukessirinden. Ebu Hurayra, Enes, Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Amr, Sa'd ibn Malik ibn Sinan, Ebu Said el-Huzri bu kişinin ismi. Hem de bana şularına orası da bitti ayal kişi koşulken. Bana şu Ayşe anamız. Fawqa al-alfi qad zekeru. Ebu Hurayra da Anas ve Malik ve İbn Umar deyip ona kadar nümak edilen Arap şairi şehirde yazan. Ayşe anamız başka Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de ayollarını içiden acirip duradırken cahil. Fakat yine Ayşe anamız gibi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bekir halette durmuş kuruyor. Ve bir neçe faziletleri var. Tuğuluşları İslam'dan ki Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh'ın kızı. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh'ın fazileti, meyle o kişiye inşallah eti biremiz, acep mesela yana ilerisi şunu eti birsek. O kişinin Ebu Bekir'e Allah Teala vergen fazilet şu ki, ota anası, bala çakası, özü ahli ayalı, hepsi İslam'da bugün bitti Ebu Bekir radıyallahu anh. Fakat yine Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh'ın yukarı kısmındakiler, peski kısmındakiler ve özünün etrafındakiler, hepsi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem iman keltirişken. Hem de Peygamberimizge kuda buluştukça, en yakın dost buluştuk şerefine fakat yine Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh'u erişti. Lakabı Sıddık, şunun için Ayşe anamız hem Sıddık'a deyip namlanan. 1210 ta hadisi rivayet edildi. 2210 ta, 1210 ta mesela. 2210 ta sahih hadisi rivayet edildi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de hemme ayolları 400 hadisi rivayet edildi. Ayşe anamızdan taşkar. Ayşe anamız özü ise 2210 ta hadisini rivayet kıyın. Bugün bizi cemaatimizde ayet verildiğimiz Ayşe anamız hakkında vakiyeler cüleyem köp. İfk vakiyası. İfk vakiyası degeni tuhmet vakiyası. Ahli sünnet bilen şiyanı acirelişlik vakiyası. Münafıklar bilen muhlis, mumun, musulmanların acirelişlik vakiyası. Ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ayolları mu'minlarda onalarını zina bilen tuhmet kılınışlık vakiyası. Bu karanlıkta şimdi en doğru söz bulan ayal kişiye hem tuhmet bulup kalışı mümkün eken bu hayatta. Fitne bulup kalışı mümkün eken. En doğru söz eken. Demek bir gazaptan kayıtçı yatıldı. Tarihçiler 5. yıl, 6. yıl, ihtilal. 5. yılda geldiler köpürak. Şavval ayıda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den gazaptan kayıtçı yattı. Gazaptan kayıtçıdan evvel gazatki barış vakiyesi. Hani bizde saval olup barış mümkün. Hemme analarımız barıştı mı? Ya ki fakat yine Ayşe anamız barıdı mı dese? Hadiste keledi ki kâne Rasulullahi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yukri'u beyni ezvacihi. Ayallarını oralarda Kur'a kılardılar. Kur'a degen hemmesine isimler yazıp hani bir caylarda böyle yaptı. Şimdi sizge çıkıp kalsa ya bunu geçip bu latere yemez. Kur'a. Lotereyaga o'xshatmaydi, ya'ni o'xshaydi ko'rinishi, lekin bitta ham lotereya emas. Qur'a qildi. Qur'a qilganlaridan keyin mana shu Qur'asi Oyisha onamizga chiqdi. Ya'ni Oyisha onamizning nomi chiqdi. Qur'adan Oyisha onamiz o'sha g'azotga birga ketishgan. G'azotdan qaytishayotgan vaqtda bo'ladi bu voqea. Nechinchi yil dedik? 5-chi yil dedik. Eslab turinglar, mana birga ketar ekanmiz. Qaytishyapti. Qo'shin, armiya, ko'pchilik yolda kaçışırken bir yürüdü, bir tohtaydı, bir yürüdü, bir tohtaydı. Gündüz de tohtaştı. Tohtaşkanından sonra keçi kepeydi bugende, keçki vakti bugende Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kumu, oranları nereden turuyorlar, yolga çıkamız dedi.
Değişkende Peygamber'in ayalları, o işi anamız. فَقُمْتُ لِأَقْضِيَ حَاجَتِي Hacatını kaza kılıçlık için ben basıp yürüdüm diyebilirler. Hacatını kaza kılıçlık için yürüdüm. Hacathane yok. Yolda geçiş gerek. فَتَجَوَزْتُ الْجَيْشَ Koşunlardan öttüm, basıp öttüm. Adamlardan uzaklaştım. Hiç kim görmeyedigen cahaya bardım. وَقَضَيْتُ حَاجَتِي Hacat kaza oldu, tamam. Kayıtıp kesem hiç kim yok dedi. Hemen başlangıç ayı şu yerde de. Kayıtıp kesem hiç kim yok. Ha, kayıtıp keliyetkenleri de bana sadır deyip koyardı, köhreyi düşerdim deyip. Nümesi varken boyunda Yemen'den hediye olup savgı kılınken belki nüme deydi boyun göte kadıken derse. Rusya değil mi? Sefiçke deydi. Nüme deydi bunun biz dilde. Ha, mercan bitti taşla etmez mi? Ha, monçak değil mi? Ha, monçak. Demek o şu boyundaki takınçağını kıdırıp kaldım da kayıtıp varıp haligi joydan kıdırdım ve taptım. Kesem armiya hammasi koşun cemaat hammasi ketipti. Tüye bunda buladı. Tüyanı aldı da yolbaşçı getirdi. Bir küllük yarım küllük yoldan yolbaşçı aldı da getirdi. Bir küllük yarım küllük yoldan bir kişi lakitadaydı arkada getirdi. Kervan ortada getirdi. Onun günler karayın kançalı akıllı bugün. Ve bin necmi hum yahtedun degen Allah Teala. Yıldızlar bilen onlar yollarını tapışır degen. Hazır navigatör aytıp dursa iyi bir de köçü ötüp getip aldı gibi deyip biz. Yıldızge karab yolunu tapıp getken. Hiç neresi yok. Yıldızge karaydı Allah Teala ayette. Ve bin necmi hum yahtedun dedi. Lekin o şey yolga çıkıp getirse ne cemaatimize saval buladı. Kanday kılı o işe onamızını kop getip onlar taşlap geçişti. Havdacı degen derse var. Biz tilge kanday boladı bilmeyin. Bir çadırını kiçkinesi. Adamlarını salışıp, tüyanın üstüge salıp, şu ayarlarını himaye kılıp geçişken. Şu mene şu pertemiz göçüken boladıken, kat taraf, tötte tarafı da zember göçüken, üşeye degen var, kiçkine. Şu tüyanın üstüge beylengen kıskası. Havdacı. Bu atraflarda perdeler var. Ayşe anamız ayetlediler ki, min o şey payetlerde hele yaş kızıdım. Hem de biz taamını az yegenimizden benim bedenlerimde göçümden süyegim köpür deyin. Yaş yem kiçkine, yaşları yem kiçkine, bazı nikah vakitesine etken de yaşını etmemiz. Hem de kilosu yem yok. Göçler yem yok. Demek edese Ayşe anamızı hikmetli sözlerini okutursam, şimdi bir hikmetli sözü var ki, şeriyetteki birinci bid'at, istep kalan cemaat. Şeriyetteki birinci bid'at köp okutu yeşliydi genekem. Ayşe anamız. Sizler oylab topgan bidiyatni birinchisi qorinni to'ydirib ovqat yeyishlik. Bizi zamonimizda umuman qorinni to'ydirib ovqat yemar edi. U Oyisha onamiz aytayaptilar tobiinlarga. Bizni ko'rsa nima deyar ekan ular? Sizlar bunda bitib so'yilib sotiladigan bir buqa emasmisizlar desa kerak-a bizni ko'rsa. Ertalab mayli buni shartlasa kengayib ketadi. Al muhim Oyisha onamiz aytayaptilar. Dinda chiqirl mana o'sha sizlardan chiqqan birinchi bidiyat Karın toygunca avukatı geçtiği dediler. Özleri azgın tanıma gel. Biz avukatı kem yerdik dedi. Ulukatan minet ta'am dedi kitapta. Bir bölek, bir lukma, iki lukma ta'am diye bir yürüyüş alırken. Hele ki Ayşe anamızı kötarıp tüyüge yükleş gereği bugün adamlar. Ayşe anamızı tüyanın içi deliğini yem, havdacının içi deliğini yem, taşkarısı deliğini yem, bilişime gel. Kança buladı 30, 40 kilo mu, 30 kilo mu, 50 kilo mu, çünkü az boyandı. Dörtte erkek şunu da götürüp yüklep boyandı. Yani içi de dam alıp otururken olsa bezatı kımaylık dedi. Ular barakendi deyip yükleşti. Huttu kaşar odası işte pul vardı, çöntekkesi aldı. Pullar dokümenter düşüp boyandı. Yüklep kervan ketti. Ayşe anamız geldiler. Gelip, boyaki marcanını tap almazdan takınçağını kıdırıp kayıtıp ketti. Sonra kayıtıp gelip Ayşe anamız karasa, kervan yok. Hiç kim yok. Karanlıkta. Ben şu yeri hayran kalamakta. Umuman korkma gene geldi Ayşe anamız. Şu hadisi baştan ahır geçti. İmam Buhari kilitirken. Baştan ahır geçti okusayız. Ayşe anamızı korkarlık hakkında. Bitti hem söz yok da. Çöl dört asla kap getirin hazır. Bu arada o şiddetten cilmeyimiz biz. Demek ki o şiddetten ölpagen bulamız da. Çünkü bizi köter bak geçiş bulamasa. Bu kayak da cilesi. Çöl demez. Tanıgen mahalleden öt almaydı ancağım çöldem. Mahalle ortada üzülüp. Yani bir mahalle başlarındaki. İman zayıf. İman. İman zayıf. Gel şu yerde bunu acineden, böcüden bırak olmayın. Yaşlı gibi sanki korkadık onları sen. İman zayıf da.
Ayşe anamız aytadı, insan tabiatı iken, ulamalarımız aytadı, insanın tabiatı başka adamlar bilen kütüp duruş gereği olsa, o şey menziliden oyun taraf ya çap taraf şimal canım ki karab yürümen. Demek ki, eğer kıdırıp geledigen olsa, beni şu yerden tapsın, özümü cayımdan ketip kamaydıgen maksatta Ayşe anamız aytadı, darahın tagida oturdum. Sonra uflap kaldım değil mi? Şu yerden aytmak için ben de. Korkan adam uflayamaydı. Ayşe anamız korkmayaptı. Beypayan çölde özleri yalnız darahtın tagida uflap kaldı. Gözümü açıp karasam Safvan ibn Muattal degen sahaba kep kaldı dedi. Safvan ibn Muattal. Bu kişi, lekin cemaat bunu delil koymasın özüge. Bu kişi ikide tevil var bir yerden. Neme üçün keç kaldı. Birinciden o kişi lakitalarını, sakitalarını ettiği arkada kalıp ketken derselerdi, karaşlığı üçün. İkinciden bunusu köprak, bu kişi uykucu bakan eken. İsmi ne eken? Safvan ibn Muattal. Uhlap kalar eken. Hop şu yerine aytaylı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e küllerden biri de Safvan ibn Muattal'da ayalı geldi. Kale ya Resulallah. Ey Allah'ın elçisi dedi. Eğrim Bamdat'a durmayın dedi. Sahabalar içinde yani bol adıken de genlerse kep kasayan şeytan da uzallaştırdılar. Azullahi'nde şeytan racim değiller. Eğrim Bamdat'a durmayın dedi. Uhlap kalaram dedi. Eğrim kan dedi, üyde dedi. Çakırıp ki eğrim dedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem huzurge eğri hatın geldi. Karayın nimeden şikayet kıl yaptı. Hazırgilerimiz nimeden şikayet kıl yaptı. Ular nimeden şikayet kıl yaptı. Safvan ibn Muattal geldi de aytti. Ey Safvan dedi. Sen demek ki uflap kal yapsan Bamdat geleydi. Biz yemetimiz koysak olalım o şey değil. Yazda koysak olalım değil mi zikin? Hazır cemaat bir sep, iki sep, üç sep, münafık hem çıkı yaptı, zerikken hem çıkı yaptı, hatımda yürüyüş koyan hem çıkı yaptı, işki keti yetken hem çıkı yaptı, az Bamdat geldi. Bamdat münafıkı en yağır degen o yazda şekilli değil mi? Biz taraflarda çiğ. Hal iyi yaptı. Yazda ihsan kılmakçı olsan, kança gürüş demlenirsin, bir kilo demlensen yeter deyipti. Demek ki bir kilo ise benim mütevellim muazzin yani bir iki kişi namaz okuyup biz bizge bir kilo aşı yeter deyipti. Yazda. Kışta ihsan kılgın adam da yük yiyordu. Hem de şunu yüge çıkıp bekerçiyem, sağıyem, keserliyem, uşerdi. Doğru mu az cemaat karaylar? Hemen başlı. Toldurdu. Doğrusu. Yani hazır münafıkıyım çıkıp deyip ahçıman da. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem en ağır namaz Bamdat dediler münafıkı. Futtan diye koşu beytiler. Bamdat bile futtan ki münafık demek almayın. Kil almayın. Ey Safvan dedi. Ve hatının kepti. Bamdat ki turmaysan eken. Neme sebepten turmaysan dedi. Kala ya Resulallah, hâde ma'rufun. Bu neresi bizde ma'ruf dedi. Bizi ailemizi hemme uykucu deyip taneydi dedi. Ve torusuna ait koyar kendim bir şey. Sakilur ra'as dedi Arapçası. Bizi aileni hemme uykucu deyip biledi. Ben şunun için şuna kadar uykucuyum ben. Çünkü cüde kıylan getirmem. Bamdat ki turgandan ki öyle. Hani bizde dedi kesip getireyim bilmem dedi. Şuna kadar yiyendi kıskası beçalı. Şuna kadar bab kaladı. Bir adı oğlu şuna kadar. Bir adı akül kes şuna kadar. Bir adı karındaş uruğu şuna kadar. Bir adı öp ve özü şuna kadar. Durmaydı yazdı. Şunda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ilim amanat babıdan ayet etmem. Bunu delil kovamaylar. Yüzüncü met ayet etmem de delil kovamaylar. Peygamberimiz kaçan uygansan şimdi oku valdaydı. Bu oldu bunu eşit valiler eşitten çıkar iyiler bunu. Düşünlerle gibi. Kaçan tursan şimdi oku valdaydı. Çünkü nerge hadis keyem şüette bu. Uykucu uykudaki adam uygan günce cevap gelmez. Şuradan ketken adam şu iki günce cevap gelmez. Cinli adam sakay günce cevap gelmez. Üçte cevap gelmez adam var. Aynı Safvan ibn Muattal bana şu cahide. Hani şimdi özümüz vakıya kaytarız. İfki vakıyası da birincisi bize ettik. Kervan ortada yürüdü. Aldı da yolda iz karap gitti adı gelen. Karahçım falan çıksan çiğ olmak için deyip. Arkada nersane terim yürüdü. Yani. Bu nersane terime yaptı. Ulamalarımız aytadı, oşa hadiske köre ve Safvan ibn Muattal oşa künüyem uflap kaldı. Bir yerde kervan cilgen, bu kervan da ahırda uflap kagen. Ta uyganıp, kuyaş çıkıp, özge kelip, Bamdat'ını okup kese, şerpeni gördüm dedi. Şerpede erkek ayalı gibi bilinmeyin. Ulamalarımız aytadı, Safvan ibn Muattal bu kişinin, Ayşe anamızı erkek kişiliğine hem, ayal kişiliğine hem evvel bilmedi. Sonra yakınlaştı. Birinci aytken sözü kala inna lillahi ve inna ileyhi raciun dedi. Biz hemmemiz Allah'ın ekimiz, hemmemiz Allah'a kaytanız. Musibet. Esselamu aleyküm. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun dedi. Bu masam hükmü anası, gepleşse buladı. Bir gün gepleşmem dedi. Nimege kap gettiyiz, men uflap kapan, onda yok.
söz bulmadı. Keynem irtige mesuliyet vardı. Söz bulmadı. Tüyesini çok gelettirdi. Körsetti ki tüye geçeyim de. Yani körset kendine söz diye etmemeyim. Çünkü neresi var bilmeslere? Azange var mı? Kol bilen, kaş bilen, yüz bilen gebriş var bilmeslere mi? He? Onda kısa ne bakıyorum buna? Kelte giysen de gelin de doğru mu? Onda kısa çıkıyor mu? Onda kısa. Hakem ona bir metre şunu diye giyin hadiste. Öyle sen de gelin. Şuna kelime var. Gepirme yapıyoruz. Namaz içinde iki defa yanınızda topalan kılı yaptı. Kolu çıkarıp bunu da yıksayız. Namazınız bozulup yeterdi. Ne? Siz tek otur de gelin. Tamam. Siz gepir koyduz ucuya. Bunu da yıkıldız. Bunu da yıkıldız. Bir yakı ket diyoruz. Bir yakı ket diyoruz. Lafız çıkışlık işaret etmez. Hareket bulup kalsa kol bulanan adam yalnızca kavgan salıp dursa ya vakit koygan bulanırken 100 son sonra yapsam deyse onu verir gelin onu. Külü beri yap de gelin ya berime yap de gelin. Berime yap de gelin. Köremiz diye yaptı. Bunu külgü değil miydi? Bunu gazap değil. Al muhim insan şekil bilen makladıkken yapıladı. Safvan İbn-i Muattal kolu bulan şimdi de körsetti. Yani çıkın. Onşu anamız. Bunlar ettiler ki onşu anamız biz Medine'ye yakınlaşıp bakanadık. Sonra Medine-i Münevvere'ye geldik. Kegenimizden keyin Abdullah İbni Übey İbni Selul. Münafıklardı kettes. İki de koydu. Mekke'de, Mekke'nin müşriklerinin kettesi bugün. Medine'de münafıkları kettesi bugün. Mekke'deki Mekke'nin müşriklerinin kettesi Medine'deki münafıklardı. Münafıklarının kettesinden göre 30 yıl demek ediyse müşrik özünü başka dindeliğini açık ayeti vuruşadı sizinle. Müslüman man deyip durup vuruşuyatkan münafık imanını yaşırıp yani küfrünü yaşırıp özünü sizge hoşatıp durup vuruşan. Açık men müşrik men kafir man dese men Yahudi men Nasrani men dese onu özüce muamla kılınan. Lekin men Müslüman man deyip durup başkaça muamla kılıyatken olsa onun içini bulamayız. Şunun için Mekke'nin müşrikini kettes kimidir? Abu Cehil. Münafıklar kettes kimidir? Abdullah ibn Übey isimdi qarang. Abdullah ibn Übey ibn Selul. Osha munofiqni kattasi payg'ambarimiz orqasidan namoz o'qib yurgan. Bu Makka'ni mushrikidan ko'ra yomonroq hisoblanadi. Nimaga? Kufrni bekitib, iymonni ko'rsatib harakat qilyapti. Bularni tillari gapchi bo'ladi ekan. Darrov aytdiki, "Vallohi" dedi, "Xudoga qasam" dedi. "Oyisha bundan bu Oyishadan salomat qolmadi" dedi. Ma'nosi Allah sağlasın. Zina kıldı yaptı. Hiçbir Müslüman adam anasını zina kıldığını tasavvur kılmaydı. Tasavvur kısım yaşayan. Lekin anasından göre yakırrak ona bakan Ayşe anamız zinasını ayıp yürüyen Şiyeler hiç geçen bizi dost bulmayın. Çünkü ötken sefer ettik. Bana Gazze'de vuruş başlansa selam ya Mehdi deyip hemen neşit koyup yatıp. Bu Şiyeni ki Hasan Nasrullah bizi hatim Kur'an kılıçtı büyür deyip gelbini kötarıyor. Bu Şiye Hizbullah'ın kettesi o. Umuman bizge doğru kemiğe gelirse. Ayşe anamızı onlar ne değişerdi? Zinakar değişerdi. Benim uçlarda şunday değdi mi ki indi? Özümden bir gün oylarım kaldım. YouTube'a yazsam internetke. Şu yazı yaptı. Aytep ki Ayşe zinakar, Ayşe zinakar diye minberde bakır yaptı. Karanlıkta. Şunun için etikadke, na doğru buzuk etikattan ne kılışımız gerek, ihtiyat buluşumuz gerek. Ayşe anamız aytadı. Ben dedi üye girdim. Üyde oturdum. Seferden gelip kesel boğanadım. Odamlarda içi de bu gep tarkıp gitkeni ben bilmeyen eken ben. Şu aslında bir ay vakti tutup değil. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem keyfe halukum kandaysalar deyip soruşardı. Keyfe tikum deyip koyarken boğuluyordu. Kıskartırdı. Küllerini bir de deydi. Mistah. Mistah'ın anası Ummu Mistah. Çünkü Mistah'ın yan kıssası var. Mistah'ın anasının yan kıssası var. O kişi bilen bir gelikte Medine-i Munavvara'da hacethanalar boğma geldi. Taharathana yok. Bizi hazır eşiğimizdeki taharathana üyümüz içiyen kiri aldı. Bu adıyla neyse bu kaldı. Doğru mu? Medine'nin, Munavvara'nın özü de taharathana bulma gereken. Künne nekirah oldu gereken. Biz taharathana buluşu giden kerih görerdik de taşkarlar gibi uzaklar gibi çıkardık. Kim hacetini kazakı mahcup olsa keçi kurun çıkardı diye. Özü azırak avukat yiyen adam faydası yemiş yerine de. Ömrü adam avukat yiyip ötken adam dişkin. Avukat diye uğradı, suudu içe uğradı, hiç gayri işlemez yapıp aç kazanı işle bir uğradı. Aç kazanım sile düşü deyip durarım kendine. Keç kurumda çıkardı diyen. Her günü mü dese yok diyen. Üç günde, tör günde,
bazen bir haftada bir borardık degan. Tasavvur qiling, bir haftada bir borsak, hozir doktorxonani hammasiga borib kelamiz. Chuta nito deb. To'g'rimi? Ummu Mistah bilan chiqdik. Hojatlarni qazo qilib qaytib kelayotganimizda Ummu Mistah ko'ynagim tepalab oldi, bir narsa bo'ldi, qisqasi yiqilganday bo'ldi. Endi Mistahga endi bir narsa deb so'kdi qisqasi. Tarjima qilmaylik. Endi Mistah unday bo'lib ketdi dedi. O'zining bolasini so'kyapti. Mistahni nima deysiz dedim. Men so'kasiz bolangizni so'kmang dedi Oysha onamiz. Dedi ko'ynak tepalab olganim uchun emas. Yiqilayotganim, buni yiqilib tushganim uchun emas. Siz uchun so'kdim dedi. Nimaga men uchun so'kasiz dedi. Bu Mistah dedi, sizi bu yerda yomonlab yuribdi dedi. Nima deb yomonlaydi dedi? Zinoda Mistah ham ayblandi deganlar tarafiga o'tib qoldi dedi. Odamlar nima deyapti dedi. Bilmaydi ekan Oysha onamiz. Odamlar nima deyapti dedi. Odamlar shunaqa gap tarqab yuribdi Madinada dedi. Bir oydan keyin. Otam nima deyapti dedi. Otangiz ham biladi dedi. Onam ham biladim dedi. Onangiz ham biladi dedi. Payg'ambarimiz ham biladim dedi. Payg'ambarimiz ham biladi dedi. O'shanda kirib yig'ladim dedi. Ko'z yosh to'xtaman dedi. Kirdim kasalimga kasal ziyoda bo'ldi dedi. Odam har xil narsani o'ylasa kasali oshadi. Hani yurak siqilganda davosi yo'qdi o'zi. Kasalim oshdiydi boshdan dedi. So'ngra men payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga aytdim dedi. Ya Rasululloh, shunday voqea bo'pti. Men siz menga bo'lgan muomalangiz o'zgargandan bilgan edim. Haqiqatan shunday bo'ldimi? Ha, xuddi shunday bo'ldi. Ruxsat bering, otangizni yana ketaman dedi. Yani uyga borib turay dedi. Mayli boraring dedi. Mayli uyingizga boraring. Borib otasi kim? Abu Bakr Siddiq. Onasi Ummu Ruman. Ikkalasi bilan suhbatlashdi. Ko'z yoshlarim hech to'xtamadi dedi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam endi Oysha onamiz bu ishga umuman aloqasi yo'q. Oysha onamizni bu ishlarga umuman aloqasi yo'q. Men boya jamoatimizga aytib berdim. Xodija onamiz dunyodan o'tganlardan so'ng savchilik voqeasini aytib beramiz dedik. Xodija onamiz dunyodan o'tganlardan so'ng payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga bir ayol kishi keldi. Ya Rasululloh, turmush quring, uylaning dedi. Mayli uylanaman, kimga uylanaman dedi. Bokira qizlardan uylanmoqchi bo'lsangiz, Abu Bakr Siddiqning qizi Oyshaga uylaning dedi. Turmush ko'rganlardan uylanmoqchi bo'lsangiz, Savdo binti Zam'aga uylaning dedi. Ikkalalari ham ayollar. Ikkalasiga ham sovchilikka boring degan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Ikkalasiga ham sovchilikka boring. Shunda boyagi ayol kishi borib turib, Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu uyiga kirib aytdiki, "Ey oli Abu Bakr, Alloh taolo sizlarga qanchalik rahmat yog'dirib qo'ydi, o'zingizlar bilmaysizlar" dedi. Bu nima degan so'z dedi. Arablar juda chiroyli gaplashganda. Bu nima degan so'z dedi. Shunda Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhuga boyagi ayol aytdiki, "Payg'ambar sizlarni qizlaringizga sovchi qo'yapti" dedi. Shunda Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu ajablanib, "Ey bu payg'ambar meni do'stim, borib so'rang, birodar birodarga qiz bersa bo'ladi ekan" dedi. Shunda sovchi qaytib kelib payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan so'ragan. Abu Bakr rozi bo'ladi ekan, faqat do'sti ham do'stiga qiz bersa bo'ladimi, birodar birodarga qiz bersa bo'ladimi deb ajablanyapti dedi. U huwa akhi fil islam. Abu Bakr bilan men islom dinidagi birodarimiz dedi. Qondagi, nasabdagi birodar emasmiz, biz quda bo'lsak bo'ladi. Ya'ni unda muammo yo'q dedi. Shunda boyagi savchi ayol borib turib, "Ey Abu Bakr, muammo yo'q ekansizlar, dinda birodar ekansizlar. Qonda va nasabda emizishlikda emas. Dinda birodar ekansizlar" deganda, "Bo'ldi, biz Oysha qizimizni nikohlab beramiz" dedi. Savdo binti Zamma darrov nima bo'lgan? Rozi bo'lgan. Al-muhim, Oysha onamiz mana shu voqealar bo'lgandan so'ng bizning vaqtimiz bo'lib qoldi, voqeani qisqartiribroq aytamiz ekan. Oysha onamiz aytdilarki, bu yerda yana bir voqea bor, o'sha Abu Ayyub al-Ansoriy roziyallohu anhu bilan Abu Ayyub Ansoriyni ayoli suhbatlashib qoladi. Shu kim edi, eslaysizlarmi, nima qilgan bu Abu Ayyub al-Ansoriy, nima qilgan? Kim esizda? Ha, Abu Ayyub al-Ansoriy roziyallohu anhu mashhur qissasi bor. Abu Ayyub al-Ansoriy roziyallohu anhu avval o'sha vaqtda bo'lsa ham uylar 2 qavat bo'lgan ekan. Madinadagi uylar 2 qavat bo'lgan ekan. Pastakina bo'lgan, lekin 2 qavat bo'lgan. Abu Ayyub al-Ansoriy roziyallohu anhu uyini payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam tanlaydi. "Bizning uyga tushing, bizning uyga tushing, bizning uyga tushing" deb kutib olishgan. Makkadanchi bu yerdan yo'qol, bu yerdan yo'qol deb quvlashgan. Orqalaridan ham quvlashgan. Savrg'orgacha quvlab borishgan. Tutib olgan tirik yo'liga olib kelsa 100 tuya beramiz deyishgan. Shu 450 km ko'chgandan keyin bizning uyga tushing deb talash bo'lyapti. Hayot shunaqa.
Hamma payg'ambarlarda haligi Varaqa ibn Nawfal aytgandek shu quvlab chiqqan paytda men ham birga bo'lsammin desa, hali u payg'ambar bo'lib, payg'ambar bo'lgandan keyin quvlanadiganmi deganda, payg'ambarda hammasi quvlanadi degan boshda. Payg'ambarlarga keling, xush kelibsiz bo'lmaydi deganda. Va domlalarga ham shunday. Keling, keling deb ja to'riga o'tirgiza olmaydi degan. Hozir deymanda men shunaqa narsa aytaman. Hozir domlalarning bir zamoni bo'lyapti deyman. Tepaga o'tirgizishni hurmat qilib, to'g'ri endi orqadan gapiryapman, masal bal bilamiz. Lekin baribir domlalarda nimasida, mana SSRda qancha bo'ldi bizda qiynash domlalar. Oxirgi sort odam qilib ko'rsatib, ustidan apandilar to'qishib, bir narsalar qilib. Shuning uchun hamma odamlarimiz xor bo'ldi. Hozir endi yana shunday bo'ladi, lekin bunday bo'lmaydi. O'zi aslida baribir qiyinchilik bo'ladi. Imomchilikda bunday turgan bo'lsa. Ular quvlab chiqadim dedi, quvlab chiqadi. Muhim Abu Ayyub al-Ansoriy uyiga kelib, payg'ambarimizga kelasi kelishi. Abu Ayyubga payg'ambarimiz aytdi, "Ey Abu Ayyub" dedi, "meni yanimga ko'p mehmon keladi. Hadib men ikkinchi etajdan tushib o'zimni ham sizlarni ham bezovta qilmayman. Men birinchi qavatda turaman" desa, Abu Ayyub, "Ya Rasululloh, qanday qilib biz siz ustingizda yashaymiz? Tepada bo'lmaydi." "Ey Abu Ayyub, sen quloq solasan" dedi. "Qanday bo'lsa ham. Sen de tepada xotining bilan yashaysan, men pastda yashayman" dedi. Abu Ayyub Ansoriy roziyallohu anhu uyiga payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam tushgan. Bir kuni deydi, bunaqa bir shisha idishimizda suv bor edi, to'kilib ketdi dedi. Abu Ayyub Ansoriy aytadi, "Er xotin ikkalamiz darrov nimaga yugurdik" dedi. "Bir latan olib haligi yerga bosib, qanday qilib bu ustiga suv tushib ketsa-chi deb ehtiyot qilamiz" dedik-da, "Yo'q, ertaga payg'ambarimiz bilan gaplashib, payg'ambarimiz tepaga chiqadi, biz pastda yashaymiz" deb kelishib, ertasi kuni Rasulullohni tepaga chiqardik dedi. So'ngra shu Abu Ayyub Ansoriy bilan ayoli uyda gaplashib o'tirishadi. Xotiniga savol beradi Abu Ayyub al-Ansoriy. "Ey falonchi" deydi, "sen zino qilgan bo'larmiding" deydi. Mana Madinada gap ko'payib ketdi deydi. "Sen zino qilgan bo'larmiding" dedi. Deganda Abu Ayyub al-Ansoriyda ayol aytdiki, "Yo'q" dedi. "Senga o'xshaganlarning hammasidan ko'ra Oyisha afzal" dedi. "Sen zinoga ko'nmagan" dedi, "qanday Oyisha zino qilgan" dedi. "Bu gaplar biz uyimizda bo'lmasin" dedi. Abu Ayyub al-Ansoriyda turib bergan o'sha voqeadagi joyi. Muhimi bir oy o'tdi. Oyisha onamiz payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning uyida emas, Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu uyiga bordi. Bir oy vaqt o'tdi. Qissani qisqartiramiz dedik va bir oy vaqt o'tgandan keyin Oyisha onamiz dunyoga sig'may qiynalyapti. O'zlari pok, lekin so'z nima bo'lgan? Tarqab ketgan. Alloh subhanahu va taolo oyat tushirdi. Ulamolarimiz bir chiroyli so'zi bor. E'tibor bersanglar, tarixda Yusuf alayhissalomga tuhmat qilingan. Yusuf alayhissalomga tuhmat qilingan. O'zlari uyushtirishgan, lekin ular nima deyshgan? Yusuf alayhissalom zino qilmoqchi bo'ldi deyshgan. Yusuf alayhissalomni Alloh subhanahu va taolo bir guvoh choldi, guvohligi bilan pokladi. Ikkinchi tuhmat qilingan Maryam onamiz bo'ldi. Maryam onamizga tuhmat qilingan. Zinokor bo'lmasa qanday qilib bola tug'aradi degan. Maryam onamizni Alloh taolo go'dakdagi bolani, ya'ni Iso alayhissalomni tiliga kirgizishlik bilan poklab qo'ydi. Uchinchisi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning oilasiga Oyisha onamizga tuhmat qilindi. Oyisha onamizni Alloh subhanahu va taolo o'zi pokladi. Yusuf alayhissalomni bir guvoh bilan pokladi. Maryam onamizni go'dak bilan pokladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning ayollarini Qur'on bilan Alloh taolo o'zi pokladi. Usbatum minkum innallazina ja'u bil ifki usbatum minkum degan. Alloh taolo allazi tavalla kibrahu degan Oyisha onamizni pok ekanligini o'zi oyati karimada Qur'oni Karimda qiyomatgacha o'qilib turadigan tilovat qilinadigan kitobda Alloh taolo Oyisha onamizni pokladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam, Abu Bakr, Umr Ruman, Oyisha onamiz to'ralasi suhbat qilib turishgan edi. Ana o'sha turgan joyida oyat tushdi. Oyisha onamiz rivoyat qilib aytadilarki, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qaltirashni boshladi. Tirlashni boshladi. Biz hammamiz bildikki, yana oyat tushyapti. Oyatlar boshqa paytda shu bir oyda ichida tushib turgan. Lekin ifk voqeasiga tegishli oyat tushmaganda, unaqada bir kuningiz ham bir yilda o'tadi. 30 kun o'tib ketdi, ifk voqeasi haqida oyat tushmayapti. Oyat tushib bo'lgandan keyin payg'ambarimiz menga qarab kulganidan sezdim dedi. Abishiriya Aisha dedi, "Ey Oyisha, xursand bo'ling" dedi. "Xursand bo'ling" dedi.
Ne oldu ya Resulullah dedi. Allah Teala sizi pakiledi dedi. Ebubekir radıyallahu anh aytı. Ey Ayşe dedi. Peygamberimizge rahmet ayt dedi. Peygamberimizge rahmet ayt dedi. Turmuş ortağınge rahmet ayt dedi. Bunlar da işte dinini, ilimini kanday şüleyliğe hayran kalasıdır. La ahmaduke ve la ahmadu gayrake de gene ki Ayşe anamız. Peygamberimizge hem rahmet aytmayman. Sizge hem rahmet aytmayman. İnemge hem rahmet aytmayman de gene ki. Özü kursançilik oturttu. Peygamberimizge hem rahmet aytmayman de yaptı. Ey ota Ebubekir getirdi. Ey Ebubekir sizge hem rahmet aytmayman de yaptı. Umurumange karab sizge hem rahmet aytmayman de yaptı. Neme geliyordu? Beni Allah Teala'ya hamdu sana aytmayman. Birinci nebat edeyim. Allah'a şükür kılaman dedim. Beni Allah Teala'ya pakilan dedim. Sonra sizlerge rahmet aytmayman dedim. Şunun için Müslüman adamge bir kursançilik tepki etse Allah Teala'ya rahmet ayet şikireydi. Huda'ya şükür de işikireydi. Bir musibet tepki etse yani birinci tanışke aleo demesinden Huda'ya ayet şikireydi. Ey Huda'yım şuna kabul yaptı. Özün yordam bergin deyip keyin tanışlar geçmiş gerek. Biz ne kılamız? Biz ne kılamız? Ahırda. Şunun için Allah Teala işlerimde arka geçip sap koyam kim deyim. Ahır karayın peygamberimizge ayet yaptı ki özü bunda demiş gerek. Peygamberimizge ayet yaptı demek Allah Teala birinci nöbette sizgemez dedi birinci Huda'ya şükür kılaman dedi. Sonra sizler geliyor. Yahşilik kese böyle kaydete bir tanışınız işte yürgüz verirse ondan aldın Huda'ya şükür kılın. Şu tanıştı işte yürgüz verişke kalbine sap koyduğun Huda'ya beraber. Muammaga uçurup kaladıken bu seyem birinci Allah Teala'ya ayet ey Allah benden uzak kıl değişken. Ondan kegin başka adamga çıksa bu. Biz ne kılamız? Huda sağlığınızı şirk kılamız biz ki. Birinci bendesine rükû secde düşünge mahtav balançını kılamız. Bu maykasın aykin. Hali hiç düzelmesin. Eskiçe hem kıp göreli değil. Çünkü hoş yatamın değil mi? Bu kanakası eskiçe bunu. Bu dinimiz bu. Ayşe anamızdı. Allah Subhanahu wa ta'ala asmandan turup pakiledi. Lekin şu muammada kap ketkenler haliyen var. Şu muammadan çıkan magallar 1400 yıldan beri var. Şiyeler bugün geçesin akar diye yaptı. Şiyeler bugün geçesin akar diye yaptı. Huda'nın kudretini karayın. El ceza'u min cinsil amel. Kim bilmek ise özüyem hayatta şunu görelim. Şiyeler de bugün geçen mut'ad egenler seki ruhsat. Özleri ek ülkesi atayın eskimliğini tanımayın. Neme gel? Bir küllük nikahka, bir sahatlık nikahka hazıra ruhsat. Zinadı, naresmi, naşari'yi körünüşü onlar da şari'ye gel. Aynı şu meselede Allah Teala özlerini cezalap koyun. Ahli sünnede yani ona iddia bana dediği meselelerimiz var da onlardan ne kıladıysa şu zinaha nasip oladıkken bir tane nikah kılı yapman dediyken iki saatten kıyım başkası gibi nikah kıladı, üç saatten kıyım başkası gibi nikah kıladı. Kanı iddia, kanı er, kanı ayalı. Onday kılıp zina kılmayı, bundayla zina kılavur, dindarlaştırmayı zina kılavur da işgeli. Ayşe anamız zina deydi, özleri oşunca milyon hamması zina kılıp geçişti. Kalbiden şuna sekelim ama oldu. Mistah tuvakiyası, mistah kolu yukarı adam bugün. Ebubekir Sıddık radıyallahu anh o kişiye daim yardan verip dururken, ihsan kılken. Lekin mistah şunca yahşiliğinden keynem, nergi cemaatke koşulup gitken. Hali ki Ayşe zina kıp koygan, bu sekere berber degen terapki koşulup gitken. Pakilengemden son Ebubekir radıyallahu anh birmeyim ben mistah gedeyim. Allah Teala yine ayet düşürdü. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de etti ki özüge yakınlarıge onlarıge yetime geldi giden ihsan kılıyat geldiler ihsanlarını tohtatışmasın. İhsan Allah Teala üçün bulsun. Bunlar ise ihsanlarını beri verirsin degen de astagfirullah dedi Ebubekir. Derhal. Ey Rabbim tevbe kıldım miyana da şüphan dedi. İhsanımı yine devam ettiremem dedi. Bayağı mistah. Mistah da istediler. Halbuki ayal kişinin demesi Ummu Mistah da oğlu değil mi bu? Oğlu. Hem mistah deyip bu yerde sökkenin sebebi ne deyse mistah fitneye koşulup var oldu. Ebubekir hem alem mabkoyayı dedi makyene kenkeyi. Biz derhal yollarını isteyemiz bunlar var bunlar var. Nemen ihsan tohtatken. Keyin nemen oldu. Allah Teala ayeti diyor ihsan insan huda uçun kılıyor. Kıla oldu ya. İhsan bir oldu. Mistah hem adaşıp kılalı. Allah Teala ayeti yap. Mistah ki pul verdi. Ve keyin ise Ebubekir Sıddık radıyallahu anh ihsanını devam ettirgen. El muhim hürmetli cemaat. İfk vakiyası tarihte Mumun Müslümanlardı sınavı sebepçi bugün mesela.